Ahzab suresi 40 ve 48. ayet-i kerimeler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kâl Allahu Teala fi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ sâleke ibâdî annî fe innî qarîb. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Değerli izleyenler, inşallah bugünkü sohbetimizde dua etmenin önemi ve dua ederken uymamız gereken kurallar üzerinde inşallah konuşmaya çalışacağız. Rabbimiz kendi rızasını kazanmamız, cennet nimetlerine nail olmamız, dünyada ve ahirette mutlu ve huzurlu olmamız için bazı
ibadetleri yapmamızı emrediyor. Dua da bu ibadetlerden birisi, belki de en önemlisi, önemlileri arasında yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde dua etmemiz, sıkça dua etmemiz üzerinde durulur. Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ayet-i kerimenin mealinde, ey Muhammed, kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara, ben çok yakınım, bana dua ettiği vakit dua edenin duasına icabet ederim. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Bazı sahabeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle diyorlar: ya Resulallah, Allah bize yakın mıdır? Ona gizlice yalvaralım. Yoksa Rabbimiz bizden uzak mıdır? Ona bağıralım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorunca, onların sorularına bu ayeti kerime cevap veriyor. Ayette şöyle geçiyor: fe inni qarib, kullarıma şüphesiz ki ben kullarıma çok yakınım. Değerli izleyenler, Rabbimize olan şükrümüzü, hamdimizi, senamızı gereği gibi yerine getiremezsek de Rabbimiz bizlere yakın, şah damarlarımızdan daha yakın. Ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şüphesiz ki biz insana şah damarından daha yakınız. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e savaşa giderken, askerler bir vadiye geldiklerinde yüksek sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah diye tekbir getirmeye başlayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem askerlere şöyle buyuruyor: kendinize acıyınız, yavaş tekbir getiriniz. Çünkü siz ne sağıra çağırıyorsunuz, ne de gaibe, yani burada olmayana sesleniyorsunuz. Kuşkusuz siz iyi işten ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. O her zaman ve her yerde sizinle beraberdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli izleyenler, dua, sözlükteki manası duanın çağırmak, seslenmek, talep etmek, yardım istemek manalarına gelir. Istilahtaki manası ise kulun maddi ve manevi isteklerini Hazreti Allah'a arz etmesi. Bir bakıma dualarımız Hazreti Allah'la konuşmamız, Hazreti Allah'la kul arasında kurulan bir diyalogdur, köprüdür. Onun için biz ancak Allah'tan yardım talep eder, Allah'a kulluk ederiz. Çünkü Allah'tan başka duamıza cevap verecek başka kimsemiz yok. Çünkü o her şeye kadir olan, her şeye gücü yeten, ezeli ilmiyle her şeyi bilendir. Onun için Cenab-ı Allah samimi bir şekilde ellerini açıp da huzuruna gelen kulunu boş çevirmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: Allahu Teala sonsuz merhamet ve lütuf sahibidir. Kendisine içtenlikle yalvaranları boş çevirmez. Ayeti kerimesinde ise Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen: Rabbiniz bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi büyüklüğüne yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir. Kimdir bu büyüklük edenler? Duanın önemine inanmayanlar, dua etmeyenler ya da duayı inkar eden insanlardır. Konuyla alakalı olarak yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: şüphesiz Allahu Teala haya ve kerem sahibidir. Bir kimse ellerini kendisine doğru kaldırıp da dua ettiği zaman Allah o kimseyi huzurundan boş çevirmez.
Değerli izleyenler, aynı zamanda yapmış olduğumuz dualarımız Allah katındaki değerimizi gösteriyor. Yani kul dua ettikçe, Allah'a yöneldikçe değer kazanıyor. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. قُلْ مَا يَعْمَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاوْكُمْ Ey Muhammed, de ki kullarıma duanız olmasa Allah size ne diye değer versin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayeti kerimelere mazhar olarak hayatını dua ile süslemiş. Savaşta, barışta, darlıkta, yoklukta, varlıkta, ayakta, yatarken hayatının hemen hemen her anını dua ile süsleyerek ümmeti Müslümana da çokça dua etmesini emrediyor. Bir hadis-i şeriflerinde "Ed-du'a'u huvel ibadah" buyuruyor. Yani dua ibadetin ta kendisidir. Başka bir hadis-i şeriflerinde "Ed-du'a'u mıhul ibadah." Dua bütün ibadetlerin özüdür. Başka bir hadis-i şeriflerinde de duanın Allah katında en makbul ibadetlerden birisi, en değerli ibadetlerden birisi olduğu konusunda şöyle buyuruyor. Leyse şey'ün ekrama alallahi teala. Şüphesiz ki Allah katında duadan daha faziletli bir amel yoktur. Değerli izleyenler, dualarımızın makbul olabilmesi için bütün ibadetlerimizde olduğu gibi bazı edeplere uymamız gereken prensipler var. İnşallah bunları yerine getirdiğimiz zaman dualarımız Allah katında makbul olacaktır. İslam alimlerimiz şöyle sıralıyorlar uymamız gereken bu prensipleri. Birincisi, duayı en çok etkileyen husus kişinin kazancıdır. Yani kişi helalinden mi kazandım, haram mıdır diye kazancına mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Bir kimse hac gibi uzun yolculuğa çıkar. Saçları dağılmış, toz toprak içerisinde kalmış bir halde ellerini açıyor. Hazreti Allah'a yalvarıyor ve diyor ki ey Rabbim, ey Rabbim diye dua ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki halbuki bu insanın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve haramla beslenmiş, böylesinin duasını Allah-u Teala nasıl kabul eder diye kazancımız konusunda, midemize giren lokma konusunda bizleri uyarıyor. İbni Abbas radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında "Ya eyyühen nâsü kulû mimmâ fil erdi halâlen dayyibâ." Yani ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Ayet-i kerimesi okunduğu zaman ayağa kalkıyor ve diyor ki ya Resulallah, benim için dua edin de ben Allah katında duası kabul olunan kullardan olayım diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen dua etmiyor. Sa'da bir şey öğretiyor ve şöyle buyuruyor değerli izleyenler. Ey Sa'd, yiyeceğini helal olandan seç, duan kabul olur. Nefsim kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kul haram lokma yediği zaman 40 gün duası kabul olmaz. Haramla beslenen vücut ateşi hak eder buyuruyor. Değerli izleyenler, dua ederken dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da dua için seher vakitlerini Cuma, Arefe gibi mübarek zaman dilimlerini seçmeye özen göstermeliyiz. Tabii ki bütün zamanlarda yapmış olduğumuz dualar samimi olarak yapılırsa Allah katında kabul görür. Ancak bu gibi mübarek zamanlarda, mekanlarda yapmış olduğumuz dualar Allah katında daha da çabuk kabul görecektir. Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki isyandan sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Kuşkusuz onlar bundan önce dünyada güzel davranırlardı. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de Allah'a istiğfar ederlerdi.
Ebu Ümeme radıyallahu an şöyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, hangi dua daha makbuldur diye sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısı ve farz namazlardan yapılan farz namazlardan sonra yapılan duadır buyuruyor. Onun için gece vakitlerinde kalkarak, seher vakitlerinde kalkarak Hazreti Allah'a mutlaka ellerimizi açalım. Cabir radıyallahu anh da şöyle diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecede duanın kabul olacağı bir saat vardır ki herhangi bir Müslüman ona rastlar da dünya ve ahireti dair Allah'tan hayır dilerse muhakkak Allah dileğini yerine getirir. Bu saat her gecede vardır. Cuma gününde de duaların kabul olunacağı bir saat vardır. Kim o saate dek getirir de Allah'tan bir dilekte bulunursa Allahu Teala o kimsenin duasını kabul eder buyuruluyor. Değerli izleyenler, duamızda dikkat etmemiz gereken bir diğer prensip de Rabbimizden meşru olan şeyleri talep edeceğiz. Haram olan işleri ya da bizleri harama götürecek, kötüye götürecek şeyleri Rabbimizden talep etmeyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar bu hususta. Yeryüzünde hiçbir Müslüman yoktur ki bir günahı veya akraba ile ilişiği kesmeye vesile olacak bir dilekte bulunmadığı sürece herhangi bir dua ile dua etsin de Allahu Teala ona istediğini vermesin. Veya o duasına karşılık bir kötülüğü ondan uzaklaştırmasın. Dinleyenlerden birisi öyleyse biz de çok dua ederiz ya Resulullah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Allah'ın lütuf ve ihsanı sizlerin istediğinden daha da çoktur. Değerli izleyenler, duamızda dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da duada acele etmemek. Çünkü her şeyin belli bir zamanı vardır. O zamanı beklememiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Bir kul günahı veya akrabası ile dargınlığa vesile olacak bir şey istemedikçe ve bir de acele etmedikçe o kimsenin duası kabul olunur. Diyorlar ki ya Resulallah, duada acele etmek nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor ve buyuruyor ki insan çok dua ettim de duam kabul olmadı, olunmadı der. Dileğinin gecikmesinden dolayı duayı terk eder. İşte bu duada acele etmektir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli izleyenler, dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da dua eden kimse içten yalvararak Hazreti Allah'a dua etmesi ve duasının kabul olunacağına mutlaka inanmalı. Başta şöyle bir niyeti taşımamalı. Duam kabul edilir mi, edilmez mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyuruyor. Dualarınızın kabul edileceğine inandığınız halde Allahu Teala'ya dua edin. İyi biliniz ki Allah gafil olan ve gönlü Allah'tan başka bir şeyle meşgul bulunan kimsenin duasını asla kabul etmez. Değerli izleyenler, bir diğer prensip de dua ederken dikkat etmemiz gereken, dua eden kimse korku ve derin bir saygı içerisinde bulunmalı. Ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruluyor. Rabbinize yalvararak ve gizli olarak dua edin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da dua edecek kimsenin mümkünse abdest alması, kıbleye yönelerek ve geçmişte işlemiş olduğu günahlardan tövbeyi istiğfar ederek dua yapması da duanın adapları içerisinde yer alıyor. Dikkat etmemiz gereken diğer bir prensip, duadan önce Allah'a hamd etmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmektir.
Bizler de duamıza başlarken ne yapıyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in diyerek hem Allah'a hamd ediyoruz hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamda bulunuyoruz. Bir diğer husus da duadan önce durumumuz müsaitse yoksullara, fakirlere, kimsesiz çocuklara sadaka vermek, onlara yardım etmek ve üzerimizde hakkı olan insanlar varsa onlarla da helalleşmeli ki yapmış olduğumuz dualarımız Allah katında makbul olsun. Dualarımızın sonunda da Allah'ın izniyle şöyle bitirelim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin diyerek duamızı Allah'ın izniyle sonlandıralım. Sohbetimizi gelin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle tamamlayalım. Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu ve şöyle dedi. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Her namazın sonunda Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et duasını bırakmamanı tavsiye ederim. Bizlerin de duası değerli izleyenler, ya Rabbi seni çokça zikretmeyi, sana gereği gibi şükretmeyi, ibadetlerimizi en güzel şekilde yapmayı bizlere nasip eyle.